Özgür toplumlar tehlike altında. 2016 yılında İngiliz siyasetçiler topluma yalan söyleyerek İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasına neden oldular. Üstelik yalan söylediklerini de kabul ettiler. Bugün İngiliz toplumunun sadece %39'u Avrupa Birliği'nden çıkmanın doğru bir karar olduğunu söylüyor. İşin temelinde rızamızın manipüle edilmesi var. Doğru veriye, doğru bilgiye erişimimizin önünde engeller var. Bize yalan söylüyorlar. Peki ben kimim? Size niye bunu anlatıyorum? Ben Can Selçuk'im. Bir kamu araştırması şirketim var. İşim veriyi toplamak, veriyi anlamlandırmak ve şeffaf bir şekilde sizlere iletmek. Peki neden bunu yapıyorum? Çünkü bir çıkış yolu aramak zorundayız. Bir çıkış yolu bulmak zorundayız. Demokratik, hesap veren, özgür sistemleri, toplumların oluşabilmesi için bir çıkış yolu aramak zorundayız. Ben de bunun peşindeyim aslında. Bugün doğru veriye ve bilgiye erişimimizin engellenmesi özgürlüğümüzü neden tehdit ediyor ve bu niye hepimizin derdi olmalı, size bunu anlatmaya çalışacağım. Ez cümle, sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim, veriyi demokratikleştirmek durumundayız. Peki veriyi demokratikleştirmek ne demek? Veriyi ulaşılabilir kılmak, veriyi anlamlandırmak ve şeffaf bir şekilde kitlelerin erişimini sağlamak demek. Bugün günlük bazda 2,5 quintilyon byte veri üretiliyor. Dünyada üretilen bütün verinin %90'ının geçtiğimiz 2 sene içerisinde üretildiği hesaplanıyor. Başka bir hesaba göre 2030 yılına geldiğimizde dünya 6 yaşından büyük dünya nüfusunun %90'ının çevrilmiş olacağı hesaplanıyor. Bunlar aklın sınırlarını zorlayan rakamlar. Tabii artık veriye ulaşmak daha kolay. Örneğin onu bilgiye dönüştürmek de daha kolay. Örneğin İnkalar henüz yazıyı bulmamışken nüfus sayımı yapabilmek için lama kıllarına düğüm atarlarmış. Bundan tam 1000 sene önce Çin'de 12 milyon hanede yaşayan 50 milyon kişinin nüfus sayımı yapılmış. O günün koşullarında bunun ne kadar zor bir iş olduğunu tahmin edebilirsiniz. Veriyi üretmek, veriye anlamlandırmak, buradan bilgi sahibi olmak tabii zor ve pahalı bir iş. İşte bu nedenle verilerimiz, bilgilerimiz devletlerin, hükümetlerin, özel sektör kuruluşlarının, bankaların, holdinglerin, büyük teknoloji firmalarının tek elinde bulunuyor. Onların elinde toplanıyordu bugüne kadar. Bugün hala büyük ölçüde öyle. Ekonomi literatüründe veriye sahip olmaktan, bilgiye sahip olmaktan elde edilen güç bilgi asimetrisi kavramıyla açıklanıyor. En temelinde bilgi asimetrisi şu demek. İki tarafı olan bir alışverişte eğer bir taraf diğerine göre çok daha fazla bilgiye sahipse buna bilgi asimetrisi deniyor. Bireyler ve kurumlar arasında, bireyler ve devletler arasındaki güç farkının, güç dengesinin bozulması aslında bu bilgi asimetrisinden kaynaklanıyor. Şimdi tabii illa büyük kurumlara, devletlere veya holdinglere, teknoloji firmalarına gerek yok bilgi asimetrisinin oluşması için. Eminim bu salondaki herkes hayatının bir noktasında abi vallahi bize gelişi bu kadar aşağısı kurtarmıyor lafını duymuştur. Peki aranızda hiç bugüne kadar bağımsız kaynaklardan gelişinin ne kadar olduğunu sorgulayan, daha doğrusu sorgulayabilen oldu mu? Burada bilgi sahibi olmadığınız için güç satıcıdan yana. Çünkü bilgiye, veriye o sahip ve pazarlığı o yönetiyor. Sizden daha avantajlı durumda. İşte devletler, hükümetler, büyük kuruluşlar hepimize karşı bu pazarlık gücünü koruyorlar. Mesele tabii sadece veriye erişim değil. Bu güç dengesini değiştirebilmek için verinin nasıl toplandığı, verinin nasıl anlamlandırıldığı, nasıl yorumlandığı ve nasıl aktarıldığı her aşama çok önemli. Örneğin 2007 yılında Colgate bir reklam yayınladı. Reklamda şunu söylüyorlardı. Her 10 dişçiden 8'i Colgate marka diş macunu tercih ediyor. Dişçiler yaptıkları anketlere göre bu sonuç aslında doğruydu. Ama bize söylemedikleri şey ise dişçilerin birden fazla diş macunu markası tercih edebildiğiydi. Tabii ki reklamda buna yer vermediler. Aynı bu reklamda olduğu gibi benzer durumların günlük hayatımızda birçok yerde olduğunu hayal etmek çok zor değil. Biz geçen sene Türkiye çapında 81 ilde 3000 gençle bir anket gerçekleştirdik. Hedefimiz de şuydu, Türkiye'de gençlerin ülkenin geleceğinden beklentilerine, hayallerine, gelecekten beklentilerine bunu anlamaya çalıştık. Verilen bir soruya verilen yanıta göre gençlerin %83'ü ifade özgürlüğü olan bir ülkede yaşamanın kendileri için çok önemli olduğunu söylediler. Biz bu sonuca bayıldık. Çünkü hayalini kurduğumuz demokratik Türkiye geleceğinde ifade özgürlüğü vazgeçilmezimizdi.
Fakat daha sonra sorulan sorulara verilen yanıtlarda işin pek de o kadar iç açıcı olmadığını gördük. Çünkü şunu anladık ki gençler aslında kendi değer sistemleri içerisinde olan ifadelerin özgürlüğünü destekliyorlardı. Yani kendi değer yargıları bittiği yerde başkasının ifadesinin özgürlüğünün o kadar da özgürlüğü o kadar da onların umurunda değildi. Şimdi bu anketin sonuçlarını eğer ikinci sonucu vermeden birinci sonucu vererek anlatsaydık kuşkusuz gençlerin hayallerine dair, gençlerin düşüncelerine dair çok anlamlı bir rapor çıkartmamış olurduk. Mesele sadece diş macunu değil, tabii ki sadece diş macunu değil. Verinin bilgiye dönüşmemesiyle ortaya çıkan asimetrinin bedeli çok büyük. En büyük bedeli ise rızamız. Hükümetler, devletler, büyük sermaye gruplarıyla beraber medyada bize ulaşan bilginin önüne filtreler koyuyorlar ve rızamızı manipüle etmeye çalışıyorlar. Bunu söyleyen ben değilim üstelik, bunu söyleyen Chomsky. Esnaf örneğini hatırlayın. Nasıl bir takım verilere sahip olmayınca pazarlık gücümüz elimizden alınıyor, toplumlar da çok daha önemli bilgilere sahip olmayınca önlerine konulan birkaç seçenekten birine razı olmak durumunda kalıyorlar. Boyun eğiyorlar. Bedeli ise çok ağır. Geleceğimiz. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı romanındaki baş rahip karakterinin uyarısını hatırlayalım. Korku olmadan insanları nasıl yönetiriz der baş rahip. Korku rızaya giden yollardan biridir. Bu çok doğru. Ama bilginin kendisine ulaşabildiğimiz sürece biz korkudan daha güçlüyüz. Elbette daha güçlüyüz ama ne pahasına. WikiLeaks belgeleriyle yöneticilerimiz ve özel sektör arasında hiç de rızamız dahilinde olmayan kirli çamaşırlar ortalığa döküldü. Bu çamaşırları ortaya döken Julian Assange bugün yargılanmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne iade ediliyor. Yani veriye ulaşmak, oradan bilgi üretmek çetrefilli bir iş, zor bir iş ve bedeli ağır bir iş. Fakat bugünün dünyasında yaşıyoruz ve bu bugünün dünyasının gerçekleri. Peki bunu nasıl açacağız? Benim cevabım verinin demokratikleştirilmesi. Peki nasıl yapıyoruz bunu? Veri ve veriye dayalı bilginin tekellerin eline düşmesini engelleyerek, her birimiz buna zaman harcayarak, emek harcayarak, kendi fikrimizi oluşturmak için vaktimizi harcayarak yapıyoruz. Burada kitlesel gücümüzü aktive etmek durumundayız. Şu ana kadar anlattıklarımı aslında size temel bir soruyu sormak için anlattım. Veriye ve veriye dayalı bilgiye, doğru veriye ve doğru veriye dayalı bilgiye gerçekten erişmek istiyor musunuz? 3 tane soru soracağım şimdi size. Ellerinizi kaldırarak cevap verirseniz sevinirim. Bu salonda bulunanlardan aranızdan kaç kişi mesela ücretsiz bir e-posta bültenine üye? Tamam. Peki aranızdan kaçı aylık veya yıllık olarak bir ücret ödüyor bir yayına ulaşabilmek için? Peki şimdi son soruyu soruyorum ama hiçbir şeye abone olmayan ve ücret ödemeyenler cevap versin lütfen. Neden değilsiniz? Yani pahalı geldiğini mi düşünüyorsunuz yoksa gereksiz mi buluyorsunuz? Bu soruların temelinde aslında daha büyük bir soru var. Aslında konuşmayı getirmek istediğim yerde orası. Konfor alanınızdan çıkmaya hazır mısınız? Çünkü yeni veri demek, yeni bilgi demek, huzursuzluk demektir. Bunu Türkiye'de en iyi bilen insanlardan biriyim. Verinin demokratikleşmesi ne işimize yarayacak? Daha doğrusu işimize yarayacak mı? Devlet ve özel sektör devletleri rızamıza talip oldu. Rızamızı manipüle etmeye çalışıyorlar. Bu döngüyü kırdığımız ölçüde özgür olacağız, müdahil olacağız ve etkili olacağız. Tabii yine aynı soru. Ne pahasına? Zaman ve emek. Hem güvenilir veriye ulaştığımıza emin olmak, hem de ulaştıktan sonra kendi fikrimizi oluşturmak için zaman harcamamız lazım. Avrupa'da gençlere bir anket yapmışlar. Tam da şu soruyu sormuşlar. Diyorlar ki, haklarınız ve iyi bir yönetim için mücadele etmeye hazır mısınız? Yoksa iyi niyetli bir diktatörün sizin adınıza kararlar verip sizi yönetmesine tamam mısınız diye. Gençlerin önemli bir çoğunluğu iyi niyetli bir diktatörün, eğer öyle bir şey varsa, kendileri hakkında kararları verip onları yönetmesini kabul etmişler. Yani konfor alanlarından çıkmayı reddetmişler. Kolay gelmiş. Ben bugün tam da bu kadarını ve daha fazlasını bilmek isteyeceğinizi varsayıyorum. Verinin demokratikleşmesi çabasının bireysel bir arzuya dönüşmesi gerektiğini savunuyorum. Çünkü bu talep, ulaşılabilir veya anlaşılabilir veriye olan talep,
salt verinin çok daha ötesinde bize şunları sağlayacak. Özgürleşmemizi sağlayacak. Popülizmin etkisinden kurtulmamızı sağlayacak. Popülizmle bizi gruplara bölüp yönetmeye çalışan siyasetçilere karşı, devletlere karşı bizi birer olarak, toplum olarak kuvvetlendirecek. Demokratik süreçlere katılmak için gerekli bilgiyi ve özgüveni sağlayacak. Belki de en önemlisi geleceğimizde söz sahibi olmamızı sağlayacak. Avrupalı gençlere sorulan sorunun bir yansımasını ben de sizlere sormak istiyorum. Biz geleceğimizde dışarı bırakılmaya razı mıyız? İyi niyetli diktatörlerin, iyi niyetli kuruluşlarla beraber bizi el ele yönetmesini mi, yoksa gücü, bilgiden gelen gücü ele almayı mı seçeceğiz? Bu konu hepimizin önünde bir tercih ve çok yakında bu tercihi yapmak durumunda kalacağız. Biz veriyi, bilgiyi talep eden kullananlardan olalım. Rızamızı başkalarının inisiyatifine bırakmayalım.